tekel yaptın mı? Sen hiç tüpraş yaptın mı? Sen hiç petkim yaptın mı? Onlar satar satar. Ya sen sattıklarının hesabını ver. Onları kim yaptı? Sen mi yaptın? Sen hiç araç muayene istasyonu yaptın mı? Bunların hiçbirini sen yapmadın. Satıyorsun milletin malını. Bak alanlara sesleniyorum. Ucuza kapatanlara sesleniyorum. 24'ünde bu devletin başına Muharrem İnce geliyor, ona göre. Muharrem İnce! Türkiye'ye hükümetçe Muharrem İnce! Defteri kapatıyoruz. Yok, bitti o iş. Meydanlarda Nazım Hikmet'ten de şiir okuyacağız. Mehmet Akif Ersoy'dan da şiir okuyacağız. Hepsinden. Hepsi bu toprağın insanı. Artık sağcı solcu değil. Bir büyük uzlaşma. Bir büyük şemsiye. Bir büyük birlik. Bir büyük birlik olacak. Ne onun adı? Cumhuriyet, cumhuriyet. Çocuklarımız, geleceğimiz, derdimiz bu. Bakın, 70'li yıllarda rahmetli Ecevit'in bir sloganı vardı. Toprak işleyenin, su kullananın derdi. Aramızda çiftçiler var. Çiftçilere sesleniyorum. Çiftçiler parmak kaldırır mı bir? Evet çiftçiler. Çiftçi kardeşlerim. Bir köylü çocuğu olarak sizi selamlıyorum. Size bir soru. Tapular. Tapular. O düğünden kalma büfenin içinde mi, bankada mı? Bankada. Dağlılar ipotekli ya. Dağlılar ipotekli. Manifesto demek gelecek bildirgesi demektir. Yani gelecekte ne yapacağını söyleyeceksin. 16 senedir memleketin canını okumuşsun. Şimdi çıkmışsın, terörü bitireceğim, enflasyonu indireceğim, faizleri düşüreceğim. 16 senedir senin elini tutan mı var? Niye yapmadın? Niye yapmadın? Onu ancak ben söylerim. Sen söyleyemezsin. Benimkisi gelecek bildirgesi olur. Seninkisi iflas belgesi olur. İflas. AVM ekonomisi çökmüştür. Devlet, şirket, vatandaş borç altındadır. Saltanat, komisyon, şatafat, haraç, kayırmacılık dönemini bitireceğiz. Refah dönemine geçeceğiz. Refah, huzur dönemine geçeceğiz. Onların en büyük çılgın projesi, ya birinci köprüyü Demirel yaptı rahmetli. 50 sene önce yaptı. İkinci köprüyü Özal yaptı. 40 sene önce yaptı. Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce gelir yapar. Bu problem değil. Ama problem ne biliyor musunuz? Problem gönüllerde köprü kurabilmektir. Gönüllerde. Edirne'den Hakkari'ye gittim. Edirne'de aynı böyle kalabalık bir miting yaptık. Oradan Hakkari'ye gittim. Hakkari'de İzmir Marşı eşliğinde Türk bayraklarıyla miting yaptık. Hakkari'den Edirne'ye gönül köprüsü kurduk. Sonra Trabzon'a gittim, Rize'ye gittim. Rize'de miting yaptık. Rize'den Antalya'ya geçtim. Rize'den Antalya'ya bir gönül köprüsü kurduk. Şimdi 81 milyona AK Partili kardeşlerim, size de sesleniyorum. Size de huzur gelecek. Size de hepiniz. Gelecek tasarımı var. Gelecek. O meydanlarda tezek desin. O meydanlarda çöp desin. O meydanlarda pis.
gelsin. Yuhlamayın, yuhlamayın. Benim cumhurbaşkanlığımda o da huzurlu ve emekli bir cumhurbaşkanı olacak. İstediği kadar çöp desin, istediği kadar pislik desin, asla cevap vermeyeceğim. Testinin içinde ne varsa ağzından o akar. Ne diyeyim? Cevap vermeyeceğim. Bakın ben geleceğe bakıyorum, geleceğe. Evlatlarım, öğrencilerim, kardeşlerim, çocuklarım, ben sizin geleceğinizi düşünüyorum, sizin. Türkiye'nin geleceği bu seçim, kadınlar